Bir şey diyeceğim. Peki o soğan kırma mevzusu neydi? Ya niye yaptın öyle bir şeyi? Başımdan aşağı kaynar sular döküldü o gün. Bir şey söyleyeceğim. Ben de soracağım bunu sana ne zamandır. Ne gariplik vardı ki olayda? Ne mi gariplik vardı? He. Yok artık. Bazen çok merak ediyorum. Eğer başka biri olsaydın nasıl olurdu acaba? Başka biri? Yani işte benim hayal ettiğim erkek tam olarak böyle biri değildi. Nasıl oluyormuş peki senin şu hayal ettiğin biri? Şöyle ki. Ne haber hayatım? İyiyim tatlım, senin ne haber? İyi. Bak açık arttırmadan geliyorum. Nefis. Ne düşünüyorsun? Nefis de kelimeyle harika. Yani... Esen sahibi burada biraz... Biraz... aktivist bir tavır sergilemiş. Bana soracak olursan... Ressam burada yabancılaşmayı anlatmış. Toplumun kendisi bu. Kendi iç sesini duyuramayan bir toplum. Bir dünyanın çıldığı. Yani bak fark ettiysen o yüzden kafaları yok, yüzleri yok, ifadeleri yok. Görünmezden geliyorlar. Renk kullanımı da hemen hemen postmodernizm işte. Az biraz da... Ne? Post yapı sökümcülük. Anlamıyorum. Yani bir insan neden sürekli aynı resmi çizer? Bilemiyorum. Bilemiyorum. Bu çok hakim olmadığım bir alan. Ama güzel. Ben çok sevdim. Zevklisin. Her zaman gibi. Yeter mi? Yetmez. Biraz daha konuş. Poste. Modernizmde. Ay, güzel bir seçim yapmışsın. Bravo. Kutluyorum seni. Ha, kim geldi acaba? Berkay gelmiştir. Berkay? Eski erkek arkadaşım, anlatmıştım ya. 3 yıl beraber New York'ta yaşadığım. Hadi hadi aç kapıyı. Dışarıda kalmasın çocuk. Berkay canım, ne haber? Hoş geldin. Selam. Ah, selam dostum, hoş geldin. Nasılsın? İyidir, sizden? Teşekkür ederim. Teşekkür ederim, hoş geldin. Hayatım, biz çıkıyoruz, bir şeyler içeceğiz Berkay'la. Belki gece onda kalırım, haberin olsun. Tabii tabii, keyfinize bakın, sormayın bile. İyi akşamlar. Hoşça kal dostum, hoşça kal. Hadi görüşürüz. Bay bay. Dikkat et kendine. Öst! Sen kendine sevgili değil, kodaş arıyorsun galiba. Bize yanlış ölçüler eski sevgili falan. Tamam tamam, ben de abarttım biraz zaten. O zaman sen anlat. Sen nasıl hayal ederdin bizi? Ne bakıyorsun? Kıyafet diyorum. Yakışmış. Biz çok konuşma da bitirelim şunların işini. Dur. Koru beni. Bak burada ne var, bir derim yara. Bir bakış baktım yüreğim döndü dekora.
mi biz asla mutlu olmazdık, değil mi? Birimizden biri ölmüş gibi konuşuyorsun bayan. Birimizden biri çok uzun yaşamayacak gibi hissediyorum çünkü. Bana soracak olursan... İki aşığın peşine düştü. En boş şey mutluluktur. Niye bu kadar karamsarsın ki sen her konuda? Karamsar değil. Gerçekçi diyelim. Ben bu gece hayalperest olmak istiyorum ama. Yani ben hayal etmeye bırakalı çok oldu. Öyle 5 yaşlarında falandım. Hayat zordu. İnsanlar acımasızdı. Sen güzel. O kadar iyi biliyordum ki seni ilk gördüğüm anda aşık olacağımı. O kadar bilebilir insan ancak. Tamam da öyle bakma, tamam. Ne varmış bakışımda? Öyle. Boğulacak gibi oluyorum ben sen bana öyle bakınca. Neden ki? Güzelliğin fazla senin bana. Ağır geliyor. Yapma bana bunu. Acı bana. Bağışla canım. Merak ettim. İyi değilim bayan.